Şimdi Yüksek Seçim Kurulu 8. gün geçti hala gerekçeli kararı vermiyor. Buna karşılık gerekçeye dair bilgiler havuz medyasında ve Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim hesaplarında var. Ve şimdi bugün verilen kararla da deniyor ki işte sandıkta 3 oy geçerli biri geçersiz. Ya Bunun e, AKP'liler de kendilerine ikna edemediği için kimseye ikna edemedikleri için yeni bir yöntem geliştirdiler. Çünkü çaldılar diye bir söylem geliştirildi. Aslında çünkü çaldılar söylemiyle Erdoğan ve AKP aslında kendi seçmenine hakaret ediyor. Nedeni şu ortada bir kere Yüksek Seçim Kurulu bile bir seçim çalınmasından bahsetmiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal gerekçesi sandık oluşumlarıyla alakalı ki o da seçmeni ilgilendiren bir durum değil. Tamamen YSK'nın kendi hatası. Yani düşünün ben bir hata yapıyorum ama faturayı size ödetiyorum. Şu anda YSK'nın yaptığı şey bu. Şimdi çünkü çaldılar söylemi nedir? Yani bu çok bilinen klasik bir pelikan örgütünün kampanyası. Yani Pelikan'dan kastım işte malum Hilal Kaplanları, Süheyb büyüklerin olduğu bu kadro Berat Albayrak ve Erdoğan tarafından bizzat fonlanan yani kamu vergilerinin vatandaşın vergileriyle fonlanan e, Kuzguncak'taki yalının e, sakinleri tarafından üretilmiş bir seçim çalışması, seçim sloganı. Yani çünkü çaldılar şöyle. Diyorum ya hani AKP kendi seçmenine hakaret ediyor aslında. Siz karmaşık şeyleri bilemezsiniz. Sloganı ezberleyin ve tekrar edin diyor Erdoğan. Şu anda AKP'nin taktiği bu. Yani sorsam mesela video paylaşıp çünkü çaldılar diyen insanları ya bana üç cümleyle, 5 cümleyle çok basite indirgemiş bir şekilde e, nasıl çaldılar deseniz verecek cevap yok. Ama çünkü çaldılar. Niye? Çünkü Erdoğan öyle söyledi. Şu anki tablo bu. Ya. Bu seçim kampanyası. Hı. Çünkü çaldılar. Erdoğan kampanyası evet. Şimdi yalnız bence e, buradan sonuç alır mı AKP çok bilmiyorum. Çünkü aynı seçmen e, 31 Mart seçimlerinde e, 30 Mart mıydı? 2014'teki seçimlerde yani 17-25 Aralık sürecindeki seçimlerde çalıyorlar ama çalışıyorlar e, diye de bir şeyi vardı, bir duruş vardı. Şimdi hani Ama orada önemli olan kimin çaldığı. E, yani Erdoğan AKP ve Erdoğan çalsaydı sorun yoktu. Anladım. Peki bir de yani mevzuyu buraya getirdiğinde insanlar bir şeyler hatırlamaya başlıyorlar. Yani madem ki mesele çalmak, madem ki mesele hırsızlık. Şimdi çünkü çaldılar diye e, bunu çok rahatlıkla söyleyen Binali Yıldırım'a mesela Aynı yine o süreçteki İzmir Liman yolsuzluk soruşturmasını hatırlatmak lazım. Bacanak meselesi vardı. Hani şu AVM'nin otoparkında para alışverişleri vesaire. Hani orada bariz bir çalma ve çalmanın hani epey görüntüsü, fotoğrafı, dataları her şey vardı. E, her şey ortadaydı. Bir de ses kayıtları vardı. Ses kayıtları vardı. Her şey ortada. Polis teknik takipleri vardı ve ee, o günlerde e, bacanağım değil kim olursa olsun gittiği yere kadar herkes hesabını verecek diyordu Yıldırım. Geldiğimiz noktada olan e, o soruşturma yürüten savcılara, polislere, hakimlere oldu. Onlar şu anda e, bedel ödüyorlar. Yine hırsızlıksa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu olan 25 Aralık soruşturmasında yine mer yani merkezde Binali Yıldırım'ın olduğu e, şu havuz medyası kurulması, havuzlar kurulması, paralar vesaire vardı. Yani bu kadar hani e, bilmiyorum siyasi literatürde karşılığı nedir ama birilerinin kendisini yapıp karşı tarafa meseleyi yığması o tarafa doğru havale etmesi. Ama bu bu çok bu çok bilinen bir taktiktir. Bütün faşist liderler bunu yapar. En bilineni Göbelstir. Yani Hitler döneminin ee, kendi yaptığın şeyleri sık tekrar ederek rakibe yamarsın. Yani aslında adam çalıyordur ama döner der ki a bunlar hırsız. İşte adam katildir. A dönüyor bakın işte bunlar katil. Yani adam suç hırsızlık yaparken Suçüstü yakalansa hırsız var diye bağırır. Yani bu klasik bildiğimiz Göbels'in taktiğidir. Hitler'in propaganda e, bakanlığı taktiğidir. Şu anda Erdoğan yaptığı da, ya önce şunu net olarak bir büyük resim olarak söyleyelim. Bu Havuz'un çok sevdiği bir tak, e, tanım ama o da şu. Şimdi Önümüzde bir buçuk ay, ikiye yakın bir süre var ve Erdoğan bütün gücüyle İstanbul'a asılacak. Bakanlarıyla, devlet kurumlarıyla kamu bütçesiyle ve her şeyle. Yani İstanbul Erdoğan için şu anda dünyada ne olursa olsun Erdoğan bir tek oraya, İstanbul'a fokus olacak. Bütün gücüyle buraya çalışacak.